Alabarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. İki haftalık bir aradan sonra buradayız. Bayağı yoğun bir gündem var seçimden dolayı. Tamam mı, devam mı, sıkıldık mı, sıkılmadık mı? Artık bunları konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan durmadan muhalefete bir malzeme veriyor. Orta açıyor. Valla sosyal medyada onu gole çeviriyor. Beşiktaş'ın büyük eksiydi bak. Evet, gol yok. Yani orta açan kimse yoktu. Kovarejma'da daha fazla orta kesiyor. Evet, şu an 2'de 2. Hepsi de gol oldu yani. Akhisarlılara da tebrikler. Evet, seçime geri dönersek yoğun bir gündem. Doğu Perinçek de son gün kurtardı paçayı. Biraz Muharrem İnce'nin desteğiyle beraber kurtardı. Muharrem İnce gidin oy verin dedi. İmza atın dedi. Adam çıktı dedi ki ben Muharrem İnce'ye destek vermiyorum dedi. Ya nasıl bir adam? Ula ben sana bir şey söyleyeyim. Doğu Perinçek. Sen hala neyin artistindesin be adam ya? Kalkmış şu an. Biz diyor ikinci tura kalırsak, ay bir de sadece Muharrem İnce'ye de değil tamam mı? Şey diyorum, Meral Akşener'e de vereceğim. Ekime vereceksin kardeşim. Demirtaş'a verecek. Ekime verecek. Demirtaş? Tabii. Yok. Ya herhalde evet. Tabii ki şeye verecek. Ya arkadaş yemin ediyorum ya bu kadar da yani tatlısı muhalifliği olmaz. Bir de kalkmış Muharrem İnce'ye yüklendiği nokta Demirtaş'ı, Selahattin Demirtaş'ı neden cezaevinde ziyaret etti? Aynen. Ya be arkadaş. Senin 10.000 tane fotoğrafın var Öcalan'la, Kandil Dağı'nda, el ele, onun bayrağının altında, bilmem nesi. Ya kalkmış, neyi konuşuyorsun ya? Ayrıca Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğim, bilmem ne, bıdı bıdı seyrediyorsun. E arkadaş, Kürdistan bayrağını meclise açtıran kim? İmralı'da, Öcalan'la konuşan kim? Bunlar da mı Muharrem İnce? Ya arkadaş, yani Türk siyasetinde bu kadar düşük oy potansiyeli olup, yurt dışında bu kadar tanıdığı olan, yurt dışında bu kadar. Daha doğrusu. Ya 100.000 imza soruyor. Bu adam tanıyor. Bu adamı tanıyorlar mı? Asıl mevzu o. Abi tanıyorlar. Sovyet biliyorlar. Ya abi manyak mısın? Bu herif Çin Halk Cumhuriyeti'ne gittiğinde orada bu herifi şey protokolle törenle karşılıyorlar. Bütün Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki devlet Çin bu herifi tanıyor. Neden biliyor musun? Doğu Perinçek. Ki konu birden Doğu Perinçek'e döndü ama madem başladı. Doğu Perinçek. Oğlu Mehmet Perinçek miydi neydi? Onun sayesinde Putin's Rasputin denilen bir herif var. Alexander Dugin. Şey ya Avrasyacılar işte Rusya'daki. Evet, falan geçenlerde konuştuk. Geçenlerde konuştuğumuz muhabbet aynen. Yayınlamış mıydı lan? Yayınlamadık. Anlat o zaman satırdan. Yani işte abi bu şeydeyken biz lisedeyken işte böyle Kemal'le beraber falan böyle Türk Solu gazetesi aldık. Abi ağzımız açık kaldı. Tabii lan faşistin önüne gidelim. Ya ne faşist oğlum faşist bunun yanında var ya yemin ediyorum bildiğin çocuk şey, anaokulundaki öğretmen gibi kalır lan. Sevgi bahçesi kalır. Eski nazileri gibi yani. Naziler baktım böyle orada neonaziler ders oluyor. Evet abi ekmek yenmemesi lazımmış çünkü Kürt adeti. Böyle şeyler yazıyor tamam mı? Ekmek yemeyin lahmacun da neymiş insansınız siz filan. Abi böyle. Lahmacunlu aryan midelerimizi sokuyoruz. Evet evet. Abi gerçekten bayağı. Hani böyle Kürt yemeklerinden uzak durun, Kürt adetlerinden işte şudur budur, Nevroz'da ateşten atlayan insan değildir, hayvan mısın? Bu şeyde gidiyor. Türk Solu gazetesi bu. Lan ne oluyor ne bitiyor? O yıllarda abi Ekşözük daha yeniydi. İşte şey filan diyorlardı Türk Solu gazetesi diye başlığına baktığım vakit şey filan diyorlardı. MHP'nin içine, MHP'nin doldurduğu adamlarla dolu taştı. MHP'den gelen adamlar dolu taştı diyordu. Aslında mesele şu. Şimdi bu Türk Solu gazetesinin başına neler geliyor? Bunların Vatan Partisi'nden önce İşçi Partisi vardı falan. Onların hiçbirini zaten biz takip etmedik. Vatan hayır, İşçi Partisi'ydi. İsim değişikliği yaptı 2000. Hala anlatırken Türkler... Vatan Partisi demiyorlar, İşçi Partisi diyorlar. Yani işte. Hayır, 2007'de bunlar önce bir tüzük tadilatı yaptılar. Mağunculuğu çıkardılar. Evet işte. Kemalizmi soktular. Ondan sonra bir daha bir tüzük tadilatı yaptılar. İşçi Partisi'ni attılar, Vatan Partisi'ni getirdiler. İşte şimdi böyle o eski askerlerin falan girdiği bir şey haline geldi de Michael Brown muydu neydi? Hacı bak şöyle bir mevzu var. Şimdi bazı şeyler gerçekten anlatıldığı gibi yurt dışındaki basında da yer alıyor. Michael Brown diye bir tane herif var. Evet. Bu adam böyle işte Stratford'a oraya buraya falan filan yazılar yazan bir adamın teki işte. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama herifin olayı şu. Herif şey Haziran ayında falan Türkiye'de darbe olabilir diyor. 15 Temmuz darbesi oluyor. Ay. AKP cenahı bu adamı FETÖ'cü olmakla suçlamıştı. Nitekim olay yaklaşık olarak ona geldi. Çünkü bu adam darbeden bir 3-4 ay sonra bir yazı yazdı. Yazdığı yazıda Türkiye'nin geleceğinin Doğu Perinçek ve Sedat Peker'den geçtiğini. Şaka gibi lan. Evet, Sedat Peker'in yanında ülkücü ordusunun olduğunu, bunların işte Sadat Madat diye bir tane böyle askeri şey var, oluşum var. Yani Türkiye'nin böyle bir paralı asker. O oluşumdan yalnız Meral Akşener de bahsetti. Yani Sadat tarzı bir oluşum olduğundan, Sedat Peker'i de sıklarından bahsetti. Doğu Perinçek'in de etrafında orduda... 15 Temmuz darbesinde şey almamış, yer almamış, Kemalist ordunun yer aldığını ve Türkiye'de olası bir iç savaşta tarafların bundan etrafında bölüneceğini söylüyor. Yani bir tarafta Sedat Peker, bir tarafta Doğu Perinçek. Şimdi dedim ki ne oluyor?
Doğu Perinçek nereden çıktı? Diyor ki işte o işte ülkenin bürokrasisinde Doğu Perinçek'in bütün adamı geldi, askeri bunlar alıyor bilmem ne falan filan araştırdım. Oturup ciddi ciddi araştırdım. Çünkü Michael Brown dediğin adam hem darbeyi bilmiş bir adam, hı-hı, hem de 3-4 yıldan beri Stratford'daki yazılımı takip ediyordum ben bu adamı. Ciddi alıyorum yani. Hı-hı. Abi araştırdım. Alexander Dugin çıktı. Bu Alexander Dugin Mehmet Perinçek'in adına emin değilim. Mehmet Perinçek'in Moskova Üniversitesi'nde siyasal bilimler kürsüsünde hocası. Tamam, dekanı. Tamam. Bu herif aynı zamanda panavrasyacı, aynı zamanda Putin'in en büyük danışmanlarından biri. Evet. Büyük Amerikan düşmanı. Bu adam 2001-2002 yılında bir şekilde Mehmet Perinçek üzerinden Doğu Perinçek bir irtibata geçiyor ve diyor ki Türkiye'nin acilen anti-Amerikancı çizgiye gelmesi lazım. Doğu Perinçek'in çok hoşuna gidiyor bu muhabbet. Çağırıyorlar Alexander Dugin'i. Ve Doğu Perinçek askerin içerisinden belli başlı adamları da ikna ediyor. Briefingler verilmeye başladı işte. Amerikancı olmalıyız, şu olmalıyız, bu olmalıyız falan filan. Bu süreç içerisinde benzer şekilde Doğu Perinçek, Veli Küçük müydü neydi? Ya Veli Küçük ya Vefa Küçük. Biri Fenerbahçe yöneticisi. Biri Fenerbahçe yöneticisi. Sonra bir kenara tamam mı? Almaydı, almaydı o Veli Küçük. Heh. Veli Küçük de beraber bir araya geliyorlar. Veli Küçük de Mehmet Perinçek'le kimi tanıştırıyor? Dönemin Ülke Ocakları Başkanı'nı. Çocuğun da adını unuttum. Mümtazlı Yılmazlı bir şeylerdi. Emin değilim. Tamam. Abi Kızılay'la mitingleri düzenliyor. Kim biliyor musun? Ülke Ocakları'yla İşçi Partisi yan yana beraberler. Bak adı da Kızılay'ın mitingi. Senede 2004. Var mı böyle bir şey? Abi oluyor. Türk siyasetinin en enteresan dönemi. Hatta şey diyorlardı işte o zamanlar. Ben onu hatırlıyorum. İşte artık şeyler eskide kaldı. Amerikancılık karşısında, anti-Amerikancılık da tabii, tabii. Hem sağ, sağ hem sol birleşti falan. Aynen. O şeydir. Hatta şey söylenir. İşte hani Sovyetler Birliği yıkılıyor. İşte Alparslan Türkeş'e röportaj yapıyor vakti zamanı bir gazete. İşte hani şimdi nedir? Şimdi diyor Washington karşımızda. Moskov gitti, Washington geldi. Abi neden? Artık yani. Eskiden burada uzun dibindeki düşmanla uğraşıyorduk. Hani işgalle uğramayalım diye. Şimdi asıl düşmanımızla uğraşıyoruz. İşte Nihalatsız'ın verdiği bir liste var abi. Onu da sıradan gidiyoruz biz, tamam mı? Aynen yani? Öyle. Neyse. Abi. Ya neyse çocuğun sünnetini yapalım mı? Hadi seçimlere bir dönelim. Dur. Mi? Şu Doğu Perinçek olan gibi size anlatayım. Bitsin. Tamam. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Abi çok yer aldı dış basında. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Ekonomist bile Doğu Perinçek'e haber yaptı. Ve Ekonomist dergisi var ya saçma, hı-hı, sapan bir şekilde. İsimsiz yazılar. Abi Ergenekon, Balyoz davaları Doğu Perinçek ve etrafındaki generallerin oynamış olduğu anti-Amerikancılık siyasetiyle bağlantılı. Hı-hı. Bunlar gidiyor. Bunlar alınıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hapse ne kadar general girdiyse, hı-hı, bunların hepsi vaktiyle Alexander Dugin'le bu bahsetmiş olduğum Kızılayma mitingiyle Doğu Perinçek'le, Mehmet Perinçek'le alakalı isimler. Yani şimdi şöyle mi diyor? Ergenekon falan davalarında FETÖ artı Amerika karşısında yani denklem kuruyoruz, tamam evet, mı? Evet, aslında Rusya. FETÖ artı Amerika eşittir. İşte Alexander Dugin artı Avrasyacılar artı Perinçek artı Rusya. Kesinlikle. Peki ne oldu abi? Biz şimdi millet şunu soruyor. Şundan Teraziye AKP'yi buraya koyuyordum. Bu tarafı FETÖ değil. Tarafı ağır evet. Basıyordu. Şimdi AKP'yi aldık. Buraya koyduk. Şimdi artık bu tarafa aldık. Rusya'ya yanaşmamız, Rusçu politikalar izlememiz. Doğu Perinçek'in geçtiğimiz yıl kazanmış olduğu etki alanı, hı hı, hükümet adına konuşması, işte Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidiyordu. Video çekiyordu. Burada hükümetimiz adına çok önemli. S-400 mevzusunun arkasında Doğu Perinçek var. Bir noktada. Evet, yani şöyle bir şey var. Ara bulucu bu herif. Aynı ya zamanda. Şeydeki gibi işte ya. Hani o İsviçre gitti ya Ermeni soykırımı falan filan, hı-hı, muhabbetlerinde. O yani bizi çok güzel savundu, carçut falan filan böyle işte, muhabbetler. Aynen. Vaktiyle de bu konuşuldu. 70'lerde de bu herif bağırırdı. Ermeni soykırımı vardı. Kimsenin arkasında, kimsenin haberin olmadığı zamanlarda o bağırırdı. Avrasyacı, hani Alexander Dugin'den falan bahsediyorsa, Avrasyacılık şeyse işin aslında Almanlardan çıkıyor. Makinlerden falan basit çıkıyor. Ya abi, neyse şey, artık şeye dönelim ya. Avrasyacılık derince şey yaparsak. Ha. Kısacası Doğu Perinçek'in şu an sahip olmuş olduğu bu işte ben de başkan olacağım bilmem ne filan bu Ergenekon'dan çıkması aslında bunun gazı biraz. Bunun gazı yani orada halktan bir şey yok. Yani halk tabanında Doğu Perinçek'in alabileceği hiçbir şey yok. Hiçbir oğlum makara geçtiler ya şeyle Doğu Perinçek'le. Makara diyorum şilansıza. Bir tane kadın gazeteci şey televizyon programında bu karşılıklı işte hani böyle konuşuyorlar. He, hatırlıyorum videoyu. Doğu Perinçek anlatıyor. İşte bizler işte Rusya'da şöyleyiz, Çin'de böyleyiz falan filan gibisinden. İşte dünya bizi dinliyor bilmem ne. Ha diyor Doğu Bey diyor ama siz diyor hani binli bir oynuyorsunuz falan. Hani her seferinde barajı geçtik geliyorsunuz diyorsunuz. Hani siz bu kadar uluslararası politikada ağırlığınız olduğuna emin misiniz? Yani niye bu halk tabanı yok? E diyor hani neden mesela barajı açtık diyorsunuz da aşamıyorsunuz? E diyor oy versinler diye barajı aşalım diye yalan söylüyoruz. E Doğu Bey siz kendinizi kandırmıyor musunuz? Elbile kitleniyor kalıyor böyle. Evet. Kup
ki falan böyle. Aynen, aynen. Çok fena ya. Ve şöyle bir meşhur yani o otur böyle. Oyun canı sıkıldı ki bayağı iyice. Meşhur bir video aynen. Temel Karamollaoğlu'ndan yabancı basında son 2 yıl içerisinde daha fazla yer almış bir adam da o bence. Ya ama şimdi geri dönersek yabancı basının bir önemi yok. Neden önemi yok? Çünkü seçime gidiyoruz. Aynen. Artık yabancı aynen. Basın sonrası. Çocuğun sünnetine girelim artık. Yani bu durumda Temel Karamollaoğlu dedim madem oradan git devam edelim. Temel Karamollaoğlu zaten oyunu topladı. 100 bin oyunu rahat topladı ki zaten Saadet'in o 100 binin çok üstünde olduğu için rahat rahat da pardon imzasını topladığı için çok rahattı zaten. Abi. Şey de rahattı. Meral Akşener zaten daha ikinci gün mü, üçüncü gün mü ne 150 bine, ilk gün 150 bini geçti. Ya ilk gün 100 bini geçti ondan sonra. Ondan sonra zaten abi, o artık oyuna çevirdi işi. 26-27 Nisan tarihlerinde o tarihlerde yapılmış olan şeylerde daha Muharrem İnce'nin adaylığı belli değil falan filan. Yani Meral Akşener neredeyse kafa kafaya oylamalardı. Tabii. Ben yani anketlerde Anketlerde hala. Seçimlerle alakalı ben size başka bir şey soracağım. Normalde biz bugüne kadar seçimlere gittiğimizde hep şöyle bir şey oluyordu. Hazırlıklı bir AK Parti ve hazırlıksız olan bir muhalefet partileri. Bu sefer ne yapacağız filan? Ha. Abi bu seçime bir enteresanlık oldu. Aslında 2015'te CHP bayağı hazırdı. Ya, 7 o Haziran seçimlerinde şeydi hatta merkez Türkiye projesi evet, muhteşem bir ekonomik projesi. Projeydi. Tamam. Dur şimdi. Tamam. 2015'i boş ver şimdi. Biz önümüzdeki seçimi konuşuyoruz. Tamam. Ama şu an için. Genel itibariyle böyle bir durum. Abi Allah aşkına herif de yani madem çok hazırdı 10 defa seçim kaybetti AKP'ye karşı. Canım, ya şimdi. Her neyse. Ben şuna baktım. Abi bunlar hani baskın seçim tabiri caizse seçime gidiyorlar. Ve abi karşılarında çatır çatır hazır olan bir tane Meral Akşener'i karşılaştılar. Benim için o çok şey. Bak CHP gene hazırlıksızdı. Gene aday çıkaramadı. Hani... Hayır bilerek yapıldı. Tamam, bilerek bak, yaptı abi. Bilerek onu, yapıldı da. Sonra onu herkes çok yanlış okuyor ya. Ya bak şimdi. Gerçekten. Abi, oğlum bak. Senin ne okudun sen? Nereden mezunsun? Ben orası hani onu da bahsediyorum tamam mı? Halktaki insan bunu şey. Ya CHP gene aynı CHP falan diye bakıyor. Tamam mı? Ulan Kılıçdaroğlu'na herif oturdu SSK'yı yönetemedi falan dedi. Ulan Kılıçdaroğlu'nun bir şeysi yok. O zamanki memur kanun neyi emrediyorsa onu yapıyor. Tamam mı? Hala adamlar oturuyor SSK'yı batırdı falan diyor. Sanki anasını satayım Kılıçdaroğlu'nun kendi şirketiydi de SSK. Neyse işte o ona yapıyor. Karşı Muharrem İnce şimdi artık cevap veriyor. Ben hep ona kızıyordum. Buna kimse cevap veremiyor diye. Artık Muharrem İnce cevap veriyor. Bir arkadaş diyor yani. İşte ben sana şunu söylüyorum. CHP'nin hazırlıksız imajına karşın tamam mı? Bak muhalefet partilerinde şöyle bir durum oldu. Çok hazırlanmış bir Meral Akşener ve İyi Parti, CHP'nin hazırlıksız duruşuna karşı iyi hazırlanmış bir Muharrem İnce ve her zaman kemikleşmiş bir tabanı olan, kemikleşmiş bir hazırlığı olan Saadet. Saadet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Abi gün gelende tulum çıkarıyor. Belli sen belli yerlerinden ben... tulum çıkarıyor Saadet. Hiç çok sekmez. Net. Sekmez. Yani Orta Anadolu MHP için neyse. Ben sana bir şey söyleyeyim. İşte bu arada şöyle bir şey var. Aynen Saadet tulum. Konuştuğum bazı insanlar da dışarıda takside orada burada denk geldiğim veya çevremde olan insanlardan bildiğim bir şey var. Bu zamana kadar AKP'ye oy verdim diyor ama artık vermeyeceğim. Çünkü diyor ki Muharrem İnce ya da Meral Akşener'e de vermem ama Saadet'e veririm diyor. Çünkü adamın şeyi Saadet'te. Çünkü adam zaten hükümetin artık ne duruma geldiğinin farkına vardı. Neden? Çünkü iş artık cebe batmaya başladı. Ekonomi batmaya başladı. Cebe dokunuyor. Cebe dokununca da bu halk konuştuk ya, işin farkına varıyor. Aynen geçenki videoda ilk erken seçim videomuzda bahsettik bunları da aslında. Türkiye Cumhuriyeti'nde her zaman için ama her zaman için ekonomi Türkiye topraklarında Osmanlı'da da kendi her zaman için ekonomi bu bir numaralı şeydir. Ya bu millet gerektiği vakit aç kaldığı para bulamadığı vakit Türk milletinin yetiştirdiği en büyük kahraman olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de karşısına çıktı. Alan doldurdu. Evet. Paşam kurtar bizi dediler. Evet. İsmet İnönü'nün de karşısına çıktı. Tamam işte. Adnan Menderes'in de karşısına çıktılar. Aynen. Turgut Özal'ın da karşısına çıktılar. Kıbrıs Fatih Bülent Ecevit'in de karşısına çıktılar. Dolayısıyla bu benzer şekilde insanların doların 4.40'ları gördüğü bir ortamda Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına hala ile çıkardılar. Oğlum çok basit bir hata oldu. Dolarsa dolsun dediler. Bu millete dolarlarını evet bozdurdular. Ve şu an o ne oldu biliyor musun? Hani herkes elini taşın altına koydu. Biz işte vatanımız için, milletimiz için dolarsa bana dolmuyor falan filan. Abi şu an bütün hani o illüzyon var ya hani vatanımız için falan abi hani doluyordu falan ama sana doldu bize dolmuyor. Ya abi hazırlıksız dedin ya.
İşte ha. Bak sadece hazırlıksız yakalanma mevzu değil. Ona geliyor. İnandırıcılığını yitirdi. Çok yitirdi. Ve şu an nasıl, ne durumda biliyor musun? Hani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda 30 sene öncesinin CHP'li belediyesinin işte çöpçülerin şey yaptığı grevlerden dolayı evet. çöp toplanmamasını anlatıyor. Ve 30 sene öncesinin. Abi bu ülkenin yaş ortalaması 28 mi ne? Anladın mı? Yani ülkenin yarısından fazlası onu hiç görmedi. 28 görmedi. Yaşından daha küçük görmedi. Sen nereye ne anlatmaya çalışıyorsun? Ya enteresan olan nokta şu. Yani hata. Siyasal iletişim olarak hata. Abi yani, çok hata. Ve çok bak fazla güya hazırlıklılardı. O yüzden dolayı erken seçime, baskın seçime gittiler. Ama abi şu an var ya komple dağıldılar hiçbir ya. Hiçbir şey yok. Komple dağıldılar. Ya bir kere her şeyin başında şu var. Abi liderin belli. Abi, adayın belli. Bak yine söylüyorum. Destekçin belli. Yine de organize değilsin. Çok enteresan. Yine söylüyorum abi. Yine Devlet Bahçeli. Abi bak. Size şöyle bir şey anlatayım. Bundan Devlet Bahçeli... Devlet Bahçeli acaba ters mi oynuyor? Aynen bak. AKP'yi batırmaya mı çalışıyor yoksa? İlk bir önceki bölümde bahsetmiş olduğum muhabbetin flow'u Twitter'da tekrardan çıktı. Şey falan diyor işte. Devlet Bahçeli bilerek yapıyor. İçeri girmiş işte Trojan atı. Öyle bir uçak var. Alakası yok. Ha, 2002'de de yaptı zaten. Alakası yok. 2007'de de yaptı. Neydi? En son şeyde referansında da yaptı. Kasım'da da yaptı. Ama şunu çok... Abi bak şöyle bir şey var. Devlet Bahçeli'nin işin içine girdiği vakit karşımıza Ekmenettin İhsanoğlu'na çıkıyor. Evet. Daha da önemlisi seçim ittifakı çıkıyor. Hı-hı. Şu an AKP'nin elini kolunu bağlayan ve benim AKP'nin yeneceğine emin olmama sebep olan şey Devlet Bahçeli. Meclis aritmetiğinin seçim ittifakıyla birlikte başka bir boyuta taşımış olması. Anlatabiliyor muyum? Don sisteminde baraj AKP'nin don't sistemi artı baraj. Don't sistemi ne? De Hon diye geçiyor. Don. Yani o şu. Söyle. O şöyle oluyor. AKP 1 milyon aldı. Hı-hı. CHP 600 bin oy aldı. 1000 ilde. İşte İYİ Parti 400 bin aldı. Hı-hı. Burada milletvekilleri sayısı belli. Nüfusa göre. İşte 10 tane milletvekili 5 tane milletvekili çıkaracak. 5 tane milletvekili. Sonrası. 1 milyon AKP aldığı için 1. milletvekili ona gidiyor. Tamam. 1 milyon da ya oyu. Evet. 500 bine düştü. Tamam. İkinci sırada CHP var. Evet. CHP'nin oyu 600 bin. Tamam. CHP'nin diyelim oyu 400 bin. AKP'ninki 1 milyondu. 2'ye bölündü 500 bin oldu ya. Hı hı. AKP yine 2. milletvekilini alıyor. Hı hı. Böyle sırayla bölüne bölüne giden bir sistem var. Tamam. Yani şöyle diyelim. Dihon sistemi için. Nüfus başına düşen bir milletvekili sayısı var. Ve evet. bunu illere göre dağıtıyorlar. Ve buna göre de kaç kişi kaç tane. Her il ayrı ayrı. Tamam her ilde. Hı-hı. Tamam o bölüne bölüne. Bölümde. Yani mesela diyelim nüfus yani bir milletvekili diyelim. 500 bin nüfusa bakıyorsa. Evet. Atıyorum. Evet. Tamam mı? Sen diyelim 1 milyon 400 bin oy aldıysan. Önce birinci milletvekilini alıyorsun. Sonra arkadaki partiler alıyor. Evet. Sonra ikinci milletvekilini alırken oyunda 500 bin eksi olarak hesaplıyorlar. Hayır. İkiye bölünerek gidiyor. İkiye bölünüyor ve tekrar sıraya sokuluyor. AKP 1 milyon oy aldı mı? Hı-hı. Aldı. 500 bin oldu mu oyu? Sıralamada MHP diyelim 400 bin almıştı. Hı-hı. CHP 600 bin CHP ile MHP'nin arasına giriyor. Ve böylelikle ne oluyor? İkinci milletvekilini de MHP'den önce çıkartmış oluyor. Bu sistem şundan dolayı önemli. Baraj olursa eğer... Hı-hı. Abi MHP barajı takıldı. 400 bin oy gitti. Hı-hı. HDP baraja kapıldı. 400 bin oy daha gitti. Geri kalan bütün oylamalarda AKP CHP'ye karşı Hı-hı. müthiş bir üstünlük kazanıyordu. Çünkü oy sayısı çok fazla. Sürekli ikiye bölünmeye başlıyor. CHP bir noktadan sonra ikiye bölünse bile o kadar ufak kalıyor ki bütün şeyleri AKP alıyordu. Ama seçim ittifakı yani sisteminde... Yani çoğunluğu alan, yani çoğunluğu evet, alan bütün, abi, bütün barajı da topluyordu. Tamam. Çoğunluk şöyle, %48 mi aldın abi? Meclisteki temsil ortalaman %60 oluyordu. Aynen. Milletvekili sayısı. Evet. Bir %38'i %66'lık milletvekilini aldın i̇şte bak, 2002 seçiminde. Çünkü gibi. Sadece CHP barajı geçmişti. Aynen. Devam et abi. Şimdi bugünkü seçim ittifakı sisteminde, bunu şunu söyleyeceğim, şuradan önemli. Seçim ittifakına gelmeden önce parantez içinde şunu söyleyeyim. Bu bazı AKP'li söyle. Çok kısa bir ekleme yapayım. LDP de girecek galiba. CHP'ye evet, görüşme yaptılar. Abi son 4 ay içerisinde. Abi yemin ediyorum oyumuz LDP'ye diye bağırasın geliyor. Abi çok eğlenceliler. Hastasıyız. Son 4 ay içerisinde çeşitli AKP'li milletvekilleri, il ve ilçe başkanları 3-4 tane yani birden var çıkıp bürokratlardan şikayet ettiler. Dediler ki AKP'ye karşı bir bürokrat sınıfı var. Ki Binali Yıldırım'ın bir ay önce yapmış olduğu bürokrasiyi tek tıkı indiriyoruz. Şey unutmayın. Bazı bürokratlar bizi yanıltıyor. Yanlış tavsiyeler alıyoruz. Bunun dediği konular. Cam filmi. Şeker fabrikası. Bir de üçüncü bir konu daha vardı. Neydi o? Bir tane daha bir mevzu vardı. Yine böyle şeye bir ters köşeye yatırdıkları. İşte halktan oy kaybettiriyor falan filan. Ve ekonomi tarafında yapılan faiz uygulamaları. Daha doğrusu maliye tarafında yapılan uygulamalar. Hı hı. Bunlardan dolayı
haberlerde 4 ayrı milletvekili ve ilçe başkanı ya da il başkanı, bir tanesi işte Antalya milletvekili, öbürü Rize il başkanı şikayet ediyorlar. Tamam. Şimdi Devlet Bahçeli geldi. Dedi ki seçim sistemi yapacağız, seçim ittifakı sistemi yapacağız. Barajı ortadan kaldırıyor. Yani senin mecliste çoğunluğu elde edebilmen için %50'nin üzerinden oy alman lazım. Tamam. Çünkü DEHON sisteminde partiler ayrı ayrı hesaplanmayacak. Seçim aynen. ittifakları birlikte hesaplanacak. Aynen öyle. AKP, CHP, MHP diye değil. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP olarak hesaplanacak. Ve bu üç arasında... O zaman HDP ters oraya kalır ama Millet İttifakı... HDP muhtemelen geçiyor. HDP baraja takılıyor ama baraja... Yani kalmış. Baraj sınırını görüyor ama barajı da aşıyor muhtemelen. HDP, ya. HDP %15 barajı... %15'e yaklaşır ben size söyleyeyim. Yani işte kısacası o sistem şu an AKP'ye yaramayacak gibi hiçbir duruyor. Asla yaramayacak. Ya bunun aritmetiğini kim hesaplatmadı? Kim bunları uyandırmadı çok merak ediyorum. Bununla bir sonraki videoda devam edeceğiz. Bu videonun sonuna geliyoruz. Seçim ittifakları bakalım meclisi nasıl düzenleyecek? Aslında onu konuşmamız lazım. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nı değil çünkü meclisi de seçiyoruz ve bunu herkes çok atlıyor gibi görüyorum ben. Bir sonraki videoda bunlara bakacağız. Sıkıldınız mı? Biz sıkıldık.